için soğuk bir duvara çentik atarken kalan günler kadarını da yüreğine kazırsın aslında. Peki ama neden sonrasında anlattıkça çoğalır ve keyiflenir askerlik anıları? Neden o acı tatlı anların kıymetini yaşarken değil de geçip gidince kavrar insan? Neden? Şimdi bu uyuz tertip kahraman mı oldu ola? Sen ne diyor oraya? Albayın emri var. Tertip bizim bölük komutanı oğlu oraya. Kapitano tertipo. Abi artık sabaha kadar Onur Koğuş'un önünde de kimse bir oşt bile diyemez be. Ne işin var senin Teoman'la Gözde? Ha? Menajeri misin sen adamın? Bırak kendi yapsın kariyerini. Konuyu değiştirme Gözde, sen soruma cevap ver. Yerim senin arkadaşlığını. Ya sen beni kudurtmak mı istiyorsun Gözde? Ne demek böyle olacaksa bitsin? Ne? Şarjı be. Çok kafaya takıyorsun babacan. Sana ne be? Boş ver. Bak senin yokluğunda namusuyla durmuyorsa o kızdan hayır gelmez zaten. Ulan ne çok şey biliyormuşsun sen de be. Başını yakma diye söylüyorum babacan. Hop hop, ne oluyor? Yok bir şey. Ne oldu, sen konuştun mu bölük komutanıyla? Yazıyı o hale getiren ortaya çıkmadıkça izin yok diyor. Abi yok, başka çare yok, ben kaçacağım. Delirdin mi buddy ya? Delirdim abi. Yerim askerliğini ya, benim mazeretim büyük ya. Sen kesin kaçacaksın yani ha? Evet, sence bir mahsurum mu var? Bak ben çok çektim bu firar işinden, yakma kendini. Lan tam sopalık bir herif ya. Ya oğlum kötü bir şey demiyor herif ya. Bence de yapma böyle bir salaklık. Ya yeter be! Yanacaksa benim askerliğim yanacak. Lan boynuzlu olmaktan daha iyidir be. Dosyalar dosyalar. Nereye kadar Levent? Çıkıp biraz hava al. Çiğdem'e de uğrarsın belki. Yok ya, Çiğdem'i nereden çıkardın şimdi? Çok kızgın zaten, hiç bulaşmaya gelmez. Gel. İyi geceler komutanım. Komutanım, ben size bir ihbarda bulunacaktım. Dinliyorum. Şakir. Şakir. Şş. Efendim abi. Bak sivilleri. Sivilleri nereden buldun derse bölük komutanı, Şakir'in cebinden deponun anahtarını çaldım diyeceğim, tamam mı? Abi olur böyle şey? Ben kapıyı açık bırakmışım derim. Saçmalama. Bir de senin derdinle mi uğraşacağız? Ferit. Ne yapıyorsun abi? Yakma askerliğini. Şurada kaç ayın kaldı lan? Değmez. Ferit. Uşağım. Gel şu işi bir daha düşün. Yeter be çocuklar. Yeter. Tamam eyvallah, beni düşünüyorsunuz belki ama yeter artık. Ben çıkamadıkça hatun nispet olsun diye başkalarıyla gezip tozuyor. Koş kalk ore. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi, kalk ore, kalk ore. Kalk ore, kalk ore. Ne oluyor abi, ne oluyor ya? Her sabah ya. Her sabah. Tamam, bağırma bağırma, tamam. Tam rüyamda yüze çıkmıştım lan. Tamam işte. Ben de onu diyor ore. Ya izin diyor ore. Çarşı diyor ore. Ama siz man kafa anlamıyor ore. Seyfi ne diyorsun, adam gibi anlat şunu ya. İzne çıkıyoruz oğlum, izne. Vallahi mı lan? Ben anlamadım, bir daha söyle. Kapitano git izni ver diyor. Ben de gelip müjdemi istiyor. İşte çarşıya çıkıyoruz oğlum. Allah senden razı olsun be sinyor. Peki nasıl ikna ettin bölük komutanını? Aa, ben bir şey yapmıyorum. Yazıyı bozan gidip kendini ispiyor. Biz çarşıya gidiyoruz. O da kodese. Nasıl yani? Kim yapmış peki? Arıza Er, Hamza Delipınar. Gece gidip Kapitano Levent'ini itiraf etmiş. Şimdi de diskoda hücre hapsinde. Süper be. Ben demiştim ama değil mi? Ya hadi beyler, hadi giyinin. Çarşıya. Çarşıya. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene, ne
mutlu Türk'üm diyelim. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Hop beyler. Çarşıya çıkmadan fotoğrafları görmek isteyen var mı? Çıktım bizimkiler. Çıktı çıktı, bütün fotoğraflar çıktı. Bir dakika, önce borçları ödeyin sonra fotoğraflar. Oğlum ne biçim çıkmışım lan bu fotoğraflar? Ne bekliyordun? Kim kulak yaptı lan bana? Salak mısın oğlum, senin kulakların onlar. Bak nasıl görünüyor? Ne o? Hani çarşılar iptaldi? Hiç sorma be Fato, uzun hikaye. Hey, şuna bak. Çok güzel. Fotoğraf çektirirken bile hep yanımıza gelmiştir. Uğursun bak ya. Bak hemen arkamızda. Oğlum bu... Şşt millet, baksanıza lan fotoğrafı. Ne o ya? Evet, o be abi. Resmen yazıyı tertip bozmuş. Ver bakayım. Baksanıza lan arkada çıkmış, bakın. Aa, hakikaten ya. Vay, okuma yazması var mı ki? Seninki kadar vardır Tosun. Ne diyordum zaten, bu hayvan uğursuzdur diye. Resmen boya tenekesini devirmiş, vatanı yatay yaptı. Bir dakika, bir dakika. Peki bu Hamza delisi niye gidip ben yaptım dedi o zaman? Çarşı iznimiz be abi. Ya serseriliğin cezası budur işte. Kal orada bir hafta da aklın başına gelsin. Benim için sorun yok komutanım. Ama düşünün, ya ben içeride özgürsem de siz dışarıda kilitliyseniz. Karıştırma şimdi kafamı, çakal. Bunlar niye geri dönüyor be? Ne oldu? Niye çıkmıyorsunuz çarşıya? Delikanlı bir arkadaşımız için geri döndük komutanım. Eyvallah babacanlar. Destek, 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 destek